Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, ben Melek. Şimdi bugün sizlerle Türkiye Şampiyonası'na gideceğim. Onun hepsini adım adım kaydedeceğim. Başlayalım. Saçlarımı böyle ördürdüm. Şu an salondayım. Otobüs saatimi bekliyorum. Aşırı stresliyim, aşırı gerginim. Ne olacak bilmiyorum. Kilo fazlam yok. Tam sınırdayım. Ama tabii ki tam sınırda olup kendimi bilip her şeyi yememem lazım. Yaklaşık 2 aydır falan diyetteyim. Aşırı geldiğim süreçte 9 kilo verdim. Hani 12 kiloya kadar verdim ama sonrasında tekrar bir kilo aldım. Çünkü tekrar siklet değiştirildi. 56 kilo long gireceğim. Heyecanlıyım, şu an sesimden anlaşıldığı üzere. Ve aşırı derecede değişik bir maç olacak. Arkama çıkacak antrenör belli değil. Ekipmanlarım ortalıkta yok. Her şey o kadar çok karışık ki ne olacağını bilmiyorum. O yüzden ben de sizin gibiyim. Videonun başından sonuna kadar ne olacağını bilmiyorum. Umarım her şey güzel olur. Ben gideceğim şimdi. Yokluğumu arayacak mısınız? Ha? Video çekiyorum YouTube için. Hocam arayacak mısınız hocam? Hayır dedi. Seri set. Şimdi otogara geldim. Otobüs bekliyorum. 25 dakikam var. Çok gerginim, gözlerim şiş. Herkes beni şey diyor, neden ağladın? Ağlamadım o şekilde. Şimdi otobüsteyim. Yaklaşık 1 saattir falan yoldayım. Gidiyoruz. Ses kalitem inşallah iyi. Hatay istikametine, Bursa istikametine, Hatay Gökbey Turizm'in sayın organım arasını vermişler. Hatay Gökbey Turizm'in sayın organım arasını vermişler. Saat 1 ve 3,5 saattir falan yoldayım. Ne olacak bilmiyorum. Dudağım çatlak, çatlak değil. En son dövüştüğümde dudağım bilmiyorum. Dolayı dudağım patlamıştı. Aşırı derecede acıyor. Saçlarım artık iyice bozulmuş durumda. Gider gitmez tartıya çıkacağım. Su diyetine geçmiş durumdayım. Üşüyorum. Ama hava o kadar soğuk değil. Görüşürüz. Saat 8.41 gün. Artık kaymış saçlarım bu kadar dönmüş durumda. Urfa'ya geldim. Tartıya mı çıksam önce yoksa yurda gidip ağzımı yüzümü düzeltsem bilemedim. Dudağım çok acıyor. Akşam baktım, tek tek bütün illeri inceledim. 12 tane rakibim gözüküyor. İnşallah diskalifiye olursunuz. Tartım falan yaptım. Yemek yedim ama yemek yemeyi çekmeyi unutmuşum. Çok da önemli değil. Keşke çekseydim. Görülmeye değerdi. Şimdi yurda gitmeye çalışıyorum. Şehir merkezine. Salon 15 dakikaymış. Yürüyorum. Umarım bir dahaki videoda yurtta dinlenme pozisyonu almış bir şekilde olurum. Şu an gerçekten aşırı derece bitik bir haldeyim. Çatımda hiçbir şey yok. Yeşilini size takılıyorum. Onun için hiçbir şekilde çatılıyorum. Ve burada komple cadde boyunca toplam satıcı gördüm. Toplam satıcı. Yurda geldim şimdi. Ya burada bahar havası var.
Tarih Ocak 22. Geldiğimiz yerde böyle montlarla geziyorduk. Benim şu an içimde yani sadece sporcu atletim var. Ve ben asla üşümüyorum ve bahar havası var. Gerçekten Urfa beni hava bakımından aşırı şaşırttı. Şu an idareye gideceğim. Adımı söyleyeceğim. Oda numarası verecekler. Sonra duşumu alıp yatacağım, uyuyacağım. Resmen ölü gibi yatarım diye düşünüyorum. Kalkma. Kampüsü de beğendim aslında. Baya geniş, baya yeşillik bir kampüs. Burası yurdun içi. Yurdun içinde küçük minik bir çekerim sizi. Ama çok fazla uyumaya ihtiyacım var. Yüzümden anlaşıldığı üzere saçlarım falan artık bitti, bitik bok gibi bir halde, çözeceğim muhtemelen. Kayıt başarılı. Aynı zamanda ben üniversite okuyup KYK öğrencisi olduğumdan dolayı, KYK'ya para ödediğimden dolayı şu an yurtta hiçbir şekilde para ödemeyeceğim. Buna mutlu oldum. Yemek parası da ödemeyeceğim. Buna da mutlu oldum. Nice. En azından bir işe yaradı. Öğrenci olup KYK'da kalmamız. Mutlu oldum bunun için. Kampüsü de şöyle göstereceğim. B blok 220 odaya seçildim. Eğer Şanlıurfa'dan beni KYK'dan Haran Kız yurdunda kalıp izleyen olursa, B blok 220 numaralı odada kim kalıyorsa ona buradan selam olsun. Ay çok yorucu bir gündü ya. Olarak zeytin ağaçları çok fazla var. Aşırı derece zeytin ve çam ağacı var. Hani göz gözü görmüyor, bloklar birbirini görmüyor. Çok tatlı. Ben Urfa'yı bu kadar yeşillik ve bu kadar sıcak asla beklemiyordum. Yurda bakın, 6 kişilik bir yurt odası. Masalar, çalışma masaları bu şekilde. Burada büyük bir buzdolabı, 2 tane böyle dolap var. İçeride de dolap var. Tuvalet mi artık o banyo mu var içeride, gördüm. Durun size de göstereyim. Ha, tuvalet de var. Şurası da banyosu. Şaşırdım. Açıkçası. Şunlar da dolaplar. Dolapları kilitleyip bitmişler. Zeki, ben tişört getirmeyi unutmuşum. Geceliğime çıktım. Acaba bayağı güzel ambiyans. Acaba yarın siyah şortsuz altıma giymeden nasıl dövüşeceğim? Hadi ayırız. Bize günaydın arkadaşlar. Ben uyandım. Şu an saat 8. Makyaj yapmama gerek yok aslında ama ben dün çok kötü gezdiğim için bilmiyorum. Bugün birazcık suratımda bir şeyler olsun istedim. Makyajımı tamamlamaya çalışıyorum. Alnımın ortasında stresten kocaman bir şey çıktı. Rakibim belli oldu. Bugün saat 1.54 gece maçım var. Hakkımızda hayırlısı. Saçım başım düzgün. Sadece örgülerimi çözdüm çünkü artık gerçekten bitti gibi kaşınmaya başlamıştım. Giydiğimi de birazdan göstereyim çünkü bu alanda göstermem işte doğru olmaz. Makyaj çantamda rujum patlamış. Bütün makyaj malzemelerim şey yani bildiğin cinayet. Hemen üzerimi göstereceğim şimdi. Böyle mi giyinsen, böyle mi giyinsen derken şöyle bir giyindim. Altımda tayt var. O kadar görüş alanı sıkıntılı ki dur şöyle çıkacağım. Şöyle bir tayt var. Altıma da onun üstünü giydim. Üstüme de ceketimi aldım. Saç lastiklerimi de alacağım. Oradayken maç öncesi üzerimi giyinirken tüm şu küçük ördürecek birini bulamazsam tüm şu küçük saçlarımı pıt 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 yapacağım. Öyle. Makyajım da böyle. Çok abartılı değil. Klasik benim makyajım zaten. Görüşürüz. Bunlarda çok boydan aynı olmadığı için böyle göstereyim. Böyle bir kombins yaptığımız. Gidiyoruz. Let's go kahvaltıya.